Motorcu abiden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu videoda sizler için 2015 model BMW R90 inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi çok cool, klas duran bir motosiklet. 320 mm çift disk önde bizi karşılıyor gördüğünüz gibi. Ve 1000 RR'da bulunan amortisörler baya mekanik parçalar ama en son teknoloji parçalar baya güzel. Şaft aktarma arka tarafta 265 mm arka fren diski. Bu yüzden ABS özelliğiyle birlikte de çok güzel bir frenleme mekanizması var ve tabii ki boxer motor biliyor, 1200 cc. Motorun sahibi de şurada oyalanıyor arkadaşımız. Sağ olsun bizim için motorunu incelemek için bize verdi. Onunla da konuşacağız birazdan. Tecrübelerini de bize anlatacak motosikletle alakalı. Gördüğünüz gibi sağa sola gidiyor. Motor sallanıyor yani. O boxer motoru görüyoruz. Orijinal Akrapovic egzozumuz var. Tek çatal, yani arkada iki parça yok, tek böyle bir maşa var, tek maşa. Egzoz ciddi güzel ses çıkarıyor. Ne kadar? 110 beygir üretiyor. Devasa motor biliyor. Krom parçalar, detaylar. Tam bir klasik motor. Şimdi hemen binelim ve sürelim. Tersten binelim şöyle. Oh, bayağı iyi. Hızlanması süper. Güçlü bir hızlanma var. Tabi 1200 cc boxer R1200 GS'lerde bulunan motor bloğu. Hava ve yağ soğutmalı. Şöyle sola doğru akalım yavaşça. 18 litre yakıt kapasitesi var. 18 litre ciddi bir yakıt kapasitesi. 3 litre de yedek depo haznesi var. Bunlarla bayağı uzun süre motosikleti kullanabiliyorsunuz. Böyle zırt pırt benim şu an sahip olduğum Harley'deki gibi 8-10 litre deposu yok. Her yarım saatte bir, bir saatte bir benzinciye uğramanız gerekmiyor lafın gelişi. Hemen şunu belirtmek istiyorum. Çift silindir olduğu için bir de boxer motor bildiğiniz gibi. O kadar yüksek devirlerde o kadar büyük güç yok. Yani tork ve hızlanma konusu güzel. Ama böyle çok yüksek devirlere çıktığınızda artık bir yerden sonra diyor ki ya ben gidemiyorum, vitesi yükseltmen lazım demeye başlıyor. O yüzden çok da bir agresiflik aramamak lazım böyle bir motosiklette. Hız, konfor, tabii sert biraz selesi, bir yandan küçük de bir selesi var. Tabii tek kişilik tasarlanmış bence. Arkadaki yolcu selesi bayağı ufak. Ve konforlu olduğunu pek düşünmüyorum. Çok küçük bir koltuğu var. Halojen eski tip bildiğiniz gibi farlar var, LED falan değil. 2015 model bu arada, söylemiştim herhalde az önce. Amortisörler ama çok iyi görevini görüyor. Çünkü 1000 RR'da bulunan amortisörler var, ön amortisörler. Şöyle frenlediğimizde falan böyle hemen ağırlık aktarımını yapıyor. Bir de tabii ki boxer motor ön tarafta ve aşağıda, bayağı oldukça aşağıda olduğu için ağırlık dengesi çok iyi. Yani virajlarda böyle sizi rahatsız etmiyor. Yüksekte bir ağırlık bulunmuyor. Tabii depo kapasitesi 18 ve yukarıda olması ayrı bir mesele ama yine hepsi aşağıda, yani bayağı bir basık bir motor diyebiliriz. Cafe Racer tarzını ve klasik tarzını yansıtmış BMW'cu abiler. Konsol çok basit. Yani yaptıkları şey anladığım kadarıyla şu bu motosiklet üzerinde. En az elektronikle, en fazla mekanik parçayla en klas motoru yapmaya çalışmışlar. Sağ taraf sadece start stop var. Sol tarafta dörtlüleri yakabiliyoruz. Sinyal ve kornamız var. Ön tarafta da bir uzunları yakabileceğimiz bir düğme var. Manetlerimiz kendinden ayarlı orijinal parçalar. 2015 model ama bayağı iyi bakmışlar bakanlar, sahipleri. Cidden temiz motosiklet. 6 vites güzel, yani 6 vitesli olması güzel bir olay. Çünkü yüksek devirde, pardon, yüksek hızla düşük devirde gidebiliyorsunuz 6 vitesle. Uzun yolda da hoş olur. Ya biraz da tabii ki şehir içi motosikleti. Şehir içinde rahat kullanılabilecek, aralardan geçmek için çok konforlu bir motosiklet. Bu motosiklet burada 11.000 euro civarında. Yani ikinci el fiyatı bu arada. Hidrolik debriyajımız var sol tarafta. Tabii ki çelik fren hortumları. Kendi üzerinde bayağı bir modifiyeli gibi görünüyor. Bu arada fabrikasyon Akrapovic egzozu var. O yüzden sesi bayağı iyi. Şimdi biraz sesini dinletmek istiyorum size. O yüzden susacağım. Şöyle yapalım. Frenleri de deneyelim. Biraz titreşim var tabii ki yüksek devirlerde. İki silindir olduğu için biraz titreşim hissedebiliyorsunuz ama
Düşük devirlerde, yüksek hızlarda gidilebilir. Klas bir motosiklet. Ben bayağı beğendim. Oo, bayağı güzel. Aynalarda bu arada çok az titreşim var. Bazen böyle yüksek devirlere çıktığında arkayı göremediğim oluyor. Harley Davidson'da olduğu gibi bir titreşim hissediliyor o aralarda. Elde ve aynalarda, bacaklarda da aynı şekilde. Ama bu çift silindirin, iki silindirli olmasının bir dezavantajı. Yani bu motosikletle ilgili bir olay değil aslında. İki silindir alıyorsanız bunu göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Biraz nispeten alçak bir motosiklet. Sport motosikletler gibi biraz yere yakın yapılmış. Bu da tabii biraz daha dengeli hissetmenize sebep oluyor. Şimdi sizi sahibiyle de konuşturacağım. Sahibi bize anlatacak tecrübelerini. Çünkü o benden daha uzun süredir, 1 yıldır bu motosikleti kullanıyor. Ona da bazı tecrübelerini anlattıracağım. Ekranda ortada birçok motosiklette olmayan bir özellik, vites göstergemiz var. Yukarısında 100 kilometrede ne kadar yakıt harcadığı ve saat var üstünde. Tabii en ortada da kilometremiz var. Şöyle yandan çekeyim. Buradan mı giriyorduk? Yok, ileriden. Maksimum kaç hız yapmış, ne kadar hız yapmış onları da kendisine soralım. Bizi bekliyor orada. Şöyle bir duralım. Bir de kronik bir probleminden bana bahsetti. Boştan bire geçmiyor dedi. Çünkü bu motosikletlerde kronik bir olaymış. Kendi üzerinde gidon amortisörü de var bu arada. Onu da belirteyim. Çünkü naked ve çok güçlü bir motor olduğu zaman ön teker biraz kalkabiliyor. O yüzden yerle temas azalıyor. Temas azalınca ne oluyor? Ön teker sallayabiliyor. Evet, şimdi motosikletin sahibi arkadaşımız yanımızda. Kendisi bize tecrübelerini aktaracak. Evet, mikrofonu size uzatıyoruz. Şöyle merhaba. Buyurun. Bir yıldır kullanıyorum motoru. Bundan önce Hollanda'da 6 tane motorum. Bu 6. motorum. Değişik naked motorlar kullandım. En son bunu aldım. Niye? Çünkü baştan sona retro bir motor. Yani diğer retro motorlar var. Mesela işte MT-09'un olan bir retro motoru var ama altı tamamen modern, üstü sadece retroya benzetilmiş. Bunda öyle değil. Kullandıkları motor hava soğutmalı, eski tip BMW motoru. Ondan sonra kullandıkları teknolojiler falan tamamen genelde eski teknoloji. Arkada şaft aktarma var. Paralever'di sanırım bu sistemin adı. Arkada aynı zamanda amortisörü de bu. O görevi sağlıyor. Sol tarafta ise şey yok, bağlantı yok. Sol taraf açık, tek maşa. Ama çok kötü bir şey yapmış BMW. Sol tarafı böyle kocaman orijinal egzozuyla kapatmış. İşin güzel görünen tarafını diğer tarafa verse muhtemel daha iyi olurdu. Kuyrukta orijinal kuyruğun haricinde, orijinal kuyruk bayağı çirkin plastik bir kuyruktu. Onu değiştirdim. Önde Brembo'nun yine Espinarar'da kullanılan bir fren sistemi var. Espinarar'a göre birazcık daha geç kavruyor. Sanırım bu retro motorcular çok herhalde tecrübeli değildir filan diyerekten birazcık daha şey yapmışlar. Daha geç kavrayan. 1200 cc bayağı atik bir motor aslında. Atik olmasından dolayı diğer naked'larda kafa sallama olur. Bunda kafa sallama yapmıyor yani yüksek hızlara bile çıkarken. Bu orijinal selesi değil mi? Orijinal selesi. Orijinal. Nasıl? Uzun yol yaptın mı? Piste falan gittin mi? Gittin zaten. Piste gittim. Piste gayet iyi performansı. Piste baya mutlu etti beni. Çünkü ön süspansiyon çok iyi. Yani ön süspansiyonun böyle gerçekten çiçek gibi yapmışlar. Bayılıyorum yani. Fren kombinasyonuyla beraber piste çok güzel turlar attım. Uzun yolda da sanırım yani rüzgar eğer ayarlayabiliyorsak ve hani günlük 8 saat gitmeyeceksek ben bununla rahat 4-5 saat sürerim diyorum. Kuyruktaki çantayı anlatayım. Burada SV Motel'in çanta kitini aldım. Aynı zamanda bunun tablasını da aldım. Üstüne bir tane arkadaşım Türkiye'de el yapımı deri çanta yaptı. Şu an üzerinde yok ama video fotoğraflarını paylaşırım. Burada böyle çok güzel el yapımı, tamamen koltukla da yakışan, aynı dikişleri kullandı, aynı deriyi kullandı. Öyle bir aksesuarım var. Evet. Peki bakım maliyetini söyler misin bize? Bakımlar ne kadar tuttu? Yani aldığımda bakım yapılmıştı ama muhtemel Hollanda'da 200 euro civarında tutuyor. Yani herhalde 6 motordur ben bakım yaptırıyorum. 200 euro ne üstünde verdim ne altında verdim. O civarda genelde. Doğru. Üzerinde Rosso 3 lastik var. Bayağı yarış lastiği. Çünkü her ne kadar retro güzel görünse de ben bayağı hızlı sürüyorum bunu. Hiç acımıyorum yani. Peki bu 6 motorun arasında hangisi? Bu yani bunu sınıflandırman gerekse diğer motorların da modellerini söylersen ne seviyede yani bundan aldığın zevk? İlk motorum Yamaha XC6 idi.
4 silindir ağır bir motordu ama keyifliydi. Kawasaki Z750 sahibi oldum. Onu bir 1-2 yıl kullandım. O çok güzeldi. 4 silindir sesi falan hoştu. Ondan sonra S1000RR aldım BMW'nin. Racing bir deneme şansım oldu 1 yıl kadar. Sonra dedim ki bu iş sakat. Ben bunu satayım. Yani başımıza bu iş gelmeden. Başıma iş gelecek. Sonra Street Triple aldım. Benim şu an herhalde en çok sevdiğim motor Street Triple. Bu arada 795 mm koltuk, sele yüksekliği bunun. Sele evet yerde görünüyor motor ama sele bayağı yüksek. Yüksek evet. Evet. Amortisör şeyi yüksek yani. Sanırım. Arka tarafı bayağı havalı oluyor. Sevdiğim özelliği ne? Dedim işte ön sistem, ön düzen falan çok güzel. Hı-hı. Sevmediğim özelliklerini söyleyeyim. Boxer motordan dolayı altta tork çok yüksek. Ama üstler boş. Yani ben böyle biraz hani racing'de uzama vardır ya onu evet, seviyorum. Yüksek devirde aynen. Devirir böyle ama bunda yok herhalde. Muhtemel şunda 3 silindir karakteri olsaydı bayılırdım yani. Evet. Ya bu kesinlikle çok daha fazla dikkat çekiyor. Kadınlar açısından herhalde. Evet. Biz çünkü az ya, kadınlar önce, değil ya herkesi. Ben de azıcık alayım çünkü mikrofon sesim uzaktan gelmez. Biz çünkü az önce benzincideydik. Sürekli ablalar dönüp bakıyordu. Evet, o açıdan biraz şey yani ablalar çekiyor. Sadece şey değil yani hani erkekler kadınlar değil aynı zamanda hırsızlar da seviyor. Hırsızların da çok sevdiği bir motor. Evet. Çok çalınıyor. Şey olmaz yani inşallah 2 ay sonra ya benim motor gitti patlattılar falan demem. Aynen yerini ifşa etmeyelim de. Ya 10 üzerinden ben 8 veririm. Yani ilk başta görüntü olarak seviyorum. Aynen. Hoş. Bu dediğim motor karakteri haricinde diğer özellikleri benim bayağı hoşuma gidiyor. Harley de sürdün. Ne diyorsun? Harley mi bu mu? Kesinlikle bu bence ama. Ya Harley ile arada benim ciddi fark var. Harley durmuyor. Yani virajlarda o kadar bir performansı yok. Evet. Bu her ne kadar büyük görünse de boxer motordan dolayı ağırlık merkezi yerde. Bayağı alçak. Ben evet. Şehir içinde kullanıyorum ağırlıkla. Gerçekten scooter gibi aralardan geçip gezebiliyorum bununla. Hiç şey hissettirmiyor. Motorunu bize ellettirdiğin için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Teşekkürler. Güzel bir video çıktı bence bununla alakalı. Motorla alakalı sorularınızı da arkadaşlar yorum olarak yazabilirsiniz. Bu arada YouTube'da da beni takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın Instagram'da da. Öyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.